Dünyanın çekirdeği yaşam için gerekli. Dünyanın iç çekirdeği ya da kalbi ise 2400 kilometrelik katı bir topu andırır. Çoğunluğu demir, az bir kısmı da nikelden oluşur. İç çekirdekteki sıcaklık artı 5500 derece, yani neredeyse güneşin yüzeyi kadar artmıştır. İç çekirdeği dış çekirdekten ayıran en önemli fark ise muazzam basıncıdır. Dünyanın yüzeyindeki basınç bir atmosfer olarak kabul edilir. Merkezdeki basınç ise 3 milyon 300 bin ila 3 milyon 600 bin atmosfer arasında değişir. Bizim hissettiğimizin milyonlarca katı olan bu basınç altında hiçbir canlı sağ kalamaz, atomlar bile hareket edemez. Hatta demir, aşırı sıcak olan merkezde yüksek basınç nedeniyle eriyemez. Bu nedenle dünyanın iç çekirdeği katı haldedir. Uzay keşiflerinde bile çok fazla bilgiye ulaşan, Mars hakkında, Plüton hakkında çok çeşitli veriler elde eden bilim adamları, dünyanın merkezi olan iç çekirdek hakkında aslında çok az bilgiye sahiptirler. Okyanusların dibinde hiç bilmediğimiz canlıları keşfettik. Dünyanın en yüksek dağlarına tırmanan insanlar oldu. Hatta kendimize dünyanın yörüngesinde yeni bir ev bile inşa ettik. Ancak konu ayaklarımızın altındaki olduğunda aslında çok da fazla bir şey yapabildiğimiz söylenemez. Dünyanın altımızda bulunan kısmının %99'u keşfedilmemiş durumda. Yani aslında detayları hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Düşünen dünyada açılan en derin çukur ile sadece 11 kilometre kadar derine inildi. Açılan bu en derin çukur bile dünyanın merkezinin derinliğine göre yüzeydeki bir iğne deliğinden farksız. Dünyanın merkezinden yüzeyine kadar tam 6371 kilometrelik bir mesafe bulunur. Ancak dünyanın merkezi o kadar sıcak ve yüksek basınçlı bir yer ki oraya gitmek ve hayatta kalmak mümkün değil. Dünyanın merkezinden yüzeyine kadar tam 6371 kilometrelik bir mesafe bulunur. Saatte 100 kilometre hızla giden bir arabayla bu yolu gitmek yaklaşık 2,5-3 günümüzü alırdı. Ancak dünyanın merkezi o kadar sıcak ve yüksek basınçlı bir yer ki oraya gitmek ve hayatta kalmak mümkün değil. Biz yeryüzünde dünyanın çekirdeğindeki sıcaklık ve basınçtan uzakta çok rahat bir hayat sürüyoruz. Üzerinde yürüdüğümüz toprak bir elmanın kabuğu kadar ince ve biz bu incecik kabuğun üzerinde rahatça bu anlattıklarımızın hiç farkında olmadan yaşayabiliyoruz. Bu da Allah'ın dünyayı ne kadar mükemmel koşullarda ve korunaklı yarattığını gösteren önemli delillerdendir.